Onlar doldurup bize gelen... Etik, hayatın her alanında nefes alıp verirken nerenin sesi? Vicdanımızın. İki kişi bir araya gelince toplumsal yaşamda hukuk başlar değil mi? Değerli dostum. Hukuk başlar. İki kişi bir araya geldiğinde daha etik davranmanın kaygıları oluşur. Etik davranmanın kaynağı nedir peki? İyi insan olmak. Bu dünya hala o kadar kötülüğe, savaşa, şuna buna rağmen iyi insanlar sayesinde dönüyor. Hayat iyi insanlar sayesinde tanımlanabiliyor. Tehlikeler, hastalıklar, bilim. Hep böyle bu iyi insanların müdahaleleriyle bize daha kaliteli bir yaşam sunmaya çalışıyor. Etik kaygılar da iyi insanların kaygılarıdır. O yüzden onlar doğruyu, yanlışı, iyi, kötüyü, yararlıyı, zararlıyı bilerek tavır takınırlar. Aralarındaki ilişkileri o şekilde yürütürler. Birbirlerini o ölçülerle, tarih tanımlayamadıkları ölçütlerle değerlendirirler. Ama etik aynı zamanda neyin sesidir? Vicdanımızın sesidir. Şimdi etik vicdanımızın sesi. Peki insan insana etik oluyor da nehir kıyısında anasını kaybetmiş ağlayıp duran ayıyı görünce etik söz konusu olmaz mı? Taşla öldürülen ayı yavrusu var biliyorsunuz. Parçalanmış köpekler var. Büyü için öldürülmüş kediler var. Yani şöyle etik insandan insana, insanlar arası sosyal bir ilişkinin içinde bulunan bir sorumluluk olduğunda tamamdı, idare ediyorduk. Ama son 10 yıl, 20 yıl gibi etiğin doğa karşısında da bir kaygı, bir duruş, bir sorumluluk taşıma duygusu olduğunu, öyle bir felsefeye ihtiyacımız olduğunu anlamak zorundayız değil mi? Hiçbir zaman etiksiz kalmayalım, etik ilkelerden uzaklaşmayalım. Etik bize hayat boyu sorumlu kılan bir duygudur. Medyaya gelince, medyada da etik sorunları en başta kimler yaratır? Gazeteciler, televizyoncular, programcılar, yorumcular, moderatörler, bangır bangır bağıra bağıra hak hukuk hukuk diyerek yüksek ötüştü carçurtlarla toplumu oyalaya oyalaya etik sorumluluklarını hiç hatırlamadan bu sorumluluklar karşısında hesap da sorulmadığından ölçüyü kaçırırlar. Ama zamanla etik fauller yaptığımız zaman zamanla onlar birikir ve bugün gelir bakarsınız bir darbeyle karşımıza hak etmediğimiz bir müdahaleyle etik bize hatırlatılır. Askeri yasaklarla, faşizan yöntemlerle ya da çok sert kanunlarla. Yani özür dilemekle kapanacak sorunlar, etiğin öğrenilmesiyle artık bitmesi gereken sorunlar bir de bakarsınız ceza davalarına konu oluyor. Şimdi gazeteciliği çıkar için kullanmaya çalışan, bir çıkar aracı olarak kullananlar son 50 yılda çoğalmaya başladı. Hele son 25 yılda bu katlandı. Çünkü gazete patronları her şeyi bıraktılar, iş takibine başladılar. O patronların çıkardığı gazetelerde sizin etik kaygılarla yazdığınız yazıya patron sabah böyle kahvesini içerken ya bizimki yine saçmalamış der. Ondan sonra neyse yazsın bakalım der.
Ama kağıt fabrikaları kurmaya hazırlanan adama da o fabrikayı kurdurtmaz. Çünkü Türkiye'nin tek kağıt ithalatçısı kendisidir. Adam der ki ya ben papirüsten kağıt üreteceğim. Muğla'da bir sürü arazi aldım içerilerde, deniz kıyısı değil. Orada papirüs yetiştirip fabrikasını da kuracağım. Dünyanın en kaliteli kağıdını yapacağım. Bürokrasi, o günkü hükümet. Her biri kağıt fabrikasına gerek olmadığı yönünde kararlar alırlar. İzmit SEKA'yı kapadık. Şimdi etik böyle zorlanan, ezilen, ihmal edilen, yok sayılan, öne çıkarıldığı zaman ne diyorsun diye dışlanan bir kavram haline geldi. Ama o kavramı tanımazdan, görmezden gelenler, çiğnemekte hiçbir beis görmeyenler, sırası geldiğinde sizi ahlaksızlıkla suçlayabilirler. Halbuki etik daha ahlaklı davranabilme felsefesidir. Adamın öyle bir kaygısı yok. İşte siyasi bir polemiğe girmişsiniz. Mesela diyelim ki istakoz yemenin ne kadar zararlı olduğunu anlatıyorsunuz. Lafın gerisi. Ay siyaset yapıyorsun değil mi? Aç parantez. Ne derler? Bu bir polemik şeydir. Bunun hiçbir yararı yoktur memlekete falan. Ve ahlaksızlık yapmayın diye biten yazı olabilir yani. Örneklerine rastlıyoruz yani. Ben yarın öbür gün meşrebine göre bu böyle yazılar okuyabileceğimizi düşünüyorum. Türkiye'de saygı ve sevgi global kültürün de etkisiyle unutulan kavram. Bakın şimdi size bir şey diyeceğim. Herkese telefon numaranızı vermezsiniz değil mi? Bankadaki hesap numaranızı arkadaşınıza verir misiniz? Vermezsiniz. Bankadaki parayı benimle paylaşır mısınız? Hayır, paylaşmazsınız. Peki bu rakamları daha çok çoğaltmak için çok çalışır mısınız? Evet. Daha çok reyting almak için, daha çok yalan program uydurup yani jacuzzi fotoğrafları kullanır mısınız? Kullanabilirsiniz. Kullanabilen var. Anlatabildim mi? O zaman ne olur? Rating artar. Rating arttığı zaman rating ölçülür ve o rating artışından sizin cebinize de 3-5 kuruş düşer. En azından az parayla da çalışsanız aldığınız işinizi devam ettirirsiniz. Gol rekorları kıran futbolculara alkışlarsınız. Transfer rekoru kıran futbolculara alkışlarsınız. NBA'de yılda 40 milyon dolar kazanan basketbolculara özenirsiniz. Şimdi bu sayılarla, rakamlarla dolu dijital kültür birçok değeri unutturdu. Daha çok kazancı, daha çok reytingi, daha çok efendim geliri, daha az vergiyi akla getirdi. Kaygı haline getirdi bunları. Ama arada unutulan kavramlar var. Rakamla yazılamayan. Sevgi unutuldu, saygı unutuldu, etik unutuldu. Ahlak unutuldu. Sportif kavramlar unutuldu. Sonuç arkadaşlar ne biliyor musunuz? Şahit olun bir şey söyleyeceğim. Ve bunu ne zamandır kapalı devre söylüyorum ama sizin huzurunuzda söyleyerek böyle bir belge oluşumuna katkıda bulunmak istiyorum. Bu 21. yüzyılın en büyük devrimi şudur. Karşı devrim gibi görüyorum ben.
darbesi diyelim veyahut da. Arkadaşlar, rakamlar harfleri yendi. Ne olur rakamlara esir olmayın.